Değerli izleyenler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TGRT Haber canlı yayında. Ankara Haber Müdürümüz Ahmet Sözcan'ın yanında konuşacakları çok önemli konular var. Biz yayınımızı hemen Ankara'ya bırakalım. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Ankara Haber Müdürümüz Ahmet Sözcan kardeşim. Teşekkürler Mehmet Aydın. TGRT Haber olarak seçimin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerinden konuklarımızla seçim atmosferini seyircilerimize ulaştırıyoruz. Bugün de Düzce'nin Şirin ilçesi Akçakoca'dayız ve konuğumuz da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Faruk Özlü. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yoğun bir çalışma içerisindesiniz. Evet, bize de vakit ayırdınız. Yoğun. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle Türkiye genelinden bir başlayalım. Seçim atmosferi sizi nasıl etkiledi? Gördüğünüz manzara nedir? İlk turda biter mi? Özelde de Düzce'ye soracağız efendim. Evet. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Karadeniz'in incisi Akçakoca'ya hoş geldiniz. Ben aşağı yukarı bir ay yakın bir zamandır Türkiye'nin her tarafına gidiyorum. Özellikle Sakarya'dan Sinop'a kadar olan bir bölgede faaliyet gösterdim. Benim gittiğim bölgelerde, yani Sakarya, Sinop arası, Batı Karadeniz bölgesinde durum gayet iyi. Mitinglerde olsun, vatandaşlarımızla karşılaşmada olsun çok olumlu bir geri besleme alıyoruz. Benim görebildiğim 1 Kasım bu bölgedeki durum 1 Kasım gibi. 1 Kasım 2015 seçimleri gibi. Ben yine birinci turda bu seçimi alacağımızdan hiçbir şüphem yok. Çünkü biz sevgiyle yaklaşıyoruz. Biz sevgiyle hitap ediyoruz. Vatandaşlarımızı seviyoruz. Muhalefet öfkeyle yaklaşıyor. Biz yapmak üzerine bir felsefe, düşünce geliştirdik. Muhalefet daha çok yıkmak üzerine, durdurmak üzerine, durmak üzerine bir söylem geliştirdi. Dolayısıyla biz pozitif bir siyaset yapıyoruz. Muhalefet negatif bir siyaset yapıyor. Dolayısıyla bu seçimin inşallah 13. seçim yine galibi AK Parti olacak. Muhalefet bile onun şöyle bir planı olduğu söyleniyor efendim. Yani Cumhurbaşkanlığını kaptırsalar bile, Sayın Recep Tayyip Erdoğan kazansa bile parlamentoda en azından çoğunluğu elde edebilir miyiz şeklinde. Cumhurbaşkanının hareket alanını da kısıtlayacak tarzda bir plan içerisinde oldukları söyleniyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu söylem çok yanlış ve doğru olmayan bir söylem. Çünkü bizim yaptığımız anketlerde, vatandaşlarımızla görüşmelerimizde halkta böyle bir hava yok. Bu açıktan geliştirilen bir söylem. Ben önce şunu ifade edeyim. AK Parti demek Recep Tayyip Erdoğan demektir. Recep Tayyip Erdoğan demek AK Parti demektir. Yani Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren vatandaşımız eş zamanlı aynı şekilde AK Parti'ye oy verir. Dolayısıyla AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan bunlar ayrılabilir iki unsur değil. Bu yani bakımdan, Cumhurbaşkanlığında oyunu Erdoğan'a ver ama milletvekili seçimlerinde başka AK Parti'ye verecektir. Yani Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan'a veren vatandaşlarımız milletvekillerinde de oylarını AK Parti'ye vereceklerdir. Bundan bizim bir kuşkumuz yok. Listelerde yoksunuz ancak aday olmadınız. Düzce'deki son durum nedir? Siz nasıl görüyorsunuz? Son durum çok iyi. Biz çalışıyoruz. Bakın biz AK Parti olarak sadece seçim zamanı çalışmayız. Bizim için her daim seçim gibidir. Bakın biz sanki seçim varmış gibi 3 yıldır çalışıyoruz. Düzce biliyorsunuz. Her zaman AK Parti'ye büyük destek vermiş olan bir şehrimiz. Biz 2002'den beri daima 3-0 yapan bir şehiriz. Tek şehiriz Düzce olarak. Bu bakımdan bu seçimde de sonucun geçen seçimlerde olduğu gibi AK Parti'yi destekleme yönünde olacağına ilişkin milletimizde kuvvetli geri beslemeler alıyoruz. Efendim ekonomiyle devam edelim isterseniz. AK Parti'nin başarısını engelleme amaçlı dış operasyonlar yapıldığı söyleniyor. Özellikle bu amaçla da dövizin bir silah olarak kullanıldığı ifade ediliyor. Dövizde de son zamanlarda yaşanan hareketlilik vardı. Merkez Bankası da faiz silahını kullandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Faizleri artırdı, dövizin ateşi düştü ancak AK Parti hükümetleri olarak da faizlerin de çok yükselmesine sıcak bakmıyorsunuz. Gelinen son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz faize karşıyız. Faizin tamamına karşıyız. Yani oranı ne olursa olsun karşıyız. Bakın bunun en önemli sebebi sanayicimizi korumak içindir. Bakın
Sanayicimiz yatırım yapmak istiyor. Sanayicimiz üretim yapmak istiyor. Bunun için sermaye ihtiyacı var. Bankaya gidiyor sermaye için. Bankada %20'ye yakın bir faizle karşılaşıyor. Yani %20 civarında bir faizle alınan krediden, yapılan sermayeden ne kazanacaksınız ki bu faizi karşılayabilirsiniz? Dolayısıyla ekonomideki birinci önceliğimiz faizlerin düşürülmesi olmalıdır. Faizlerin düşürülmesidir. Çünkü yüksek faiz ortamlarında sanayimizin büyümesi, sanayicimizin yatırım yapması mümkün değil. Biz o yüzden birinci öncelik olarak faizlerin düşürülmesi yönünde bir gayretin içerisindeyiz. Enflasyon beklentinin üzerinde çıktı efendim. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu, şunu anlatayım. Bu dövizdeki dalgalanmada aslında seçim ortamının meydana getirdiği yapının, sürecin kötüye kullanılmasından ibaret. Yani içli miktarlarla olduğunu düşünüyorum. Yoksa dış operasyonlardan mı döviz yükseliyor size göre? Bakın, bu süreç geçici. Yani bu süreç 25 Haziran'a kadar sürecek olan bir süreç. 25 Haziran'dan sonra her şey yerine oturacak. Döviz stabil bir hale gelecek. Kurlar stabil bir hale gelecek. Bu geçici bir süreç. Peki bu süreçte uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik negatif bir algı oluşturma çabası var. Fitch, Moody's, Standard & Poor's. Bunları nasıl değerlendiriyoruz? Yani dövizdeki, Türkiye seçime giderken negatif görünümlü açıklamalar yapılıyor. Dövizdeki dalgalanma, bu dalgalanma esasen dış kaynaklı bir dalgalanma. Türkiye karşı bir ekonomik operasyon gayretleri var. Dolayısıyla dış kaynaklı, dış etkili olan bir süreç. Biliyorsunuz Merkez Bankamız tedbirler aldı. Tedbirler almaya devam edecek. Biliyorsunuz bir ülkedeki para politikasının sorumlusu Merkez Bankası'dır. Ve Merkez Bankamızın bu konuda duyarlı olduğunu düşünüyorum. Peki enflasyona değinecektik efendim. Beklentilerin biraz üzerinde çıktı. Yani bu da geçici bir gösterge mi, yoksa enflasyon konusunda endişe etmemizi gerektirecek bir durum var mı size göre? Ya şimdi bu ekonomide faiz, kur, enflasyon, bunlar hep birbirini tetikleyen unsurlar, kalemler. Dolayısıyla faizler yükseliyor, enflasyon yükseliyor. Kurdaki değişim, biliyorsunuz Türkiye'nin ithalatı, ihracatı hep kurlar üzerinden. Dolayısıyla faiz, kur, enflasyon üçgeni birbirini tetikliyor ve birbirini etkiliyor. Peki 25 Haziran sabahı Türkiye nasıl bir güne uyanacak? Hem ekonomi açısından soruyorum, hem de siyasi atmosfer açısından soruyorum. 25 Haziran sabahı inşallah seçimlerin sonuçlandığı, önümüzdeki 5 yılı görebildiğimiz, 5 yılın sürecin belli olduğu bir döneme gireceğiz. Mecliste çoğunluğu sağlayacağımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızı başkan yapacağımız bir süreç olacak 25 Haziran'ın günü. İkinci tura kalır mı sizce? Hayır, muhalefetin kalmaz. Öyle bir beklentisi var çünkü. Asla ikinci tura kalmaz. Bakın, muhalefet bu meydanların dilini okumuyor. Muhalefet kendi köşesinde bir söylem geliştiriyor. Meydanlara baktığımızda, meydanlara indiğimizde halkımızdaki teveccüh, halkımızdaki bize karşı, AK Parti'ye karşı, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı olan teveccüh aslında seçimin sonucunu bize söylüyor. Ben ikinci tura kalmayacağından eminim. İkinci tura kalmayacaktır. Efendim, bakanlığınız döneminde çok büyük dev projeler hayata geçiyor ve başlatıldı. Ya şöyle diyelim, önemli projeler, kritik projeler başlattık diyelim. Evet. Bunlardan birisi de yerli ve milli otomobil projesi. Yani onu da siz devam ettirdiniz. Yeni bir aşamaya getirip yeniden neredeyse onun düğmesine bastınız. CEO'su da belirlendi şirketin. Şu anda milli otomobil, yerli otomobil projesi ne aşamada efendim? Şimdi bu proje benden önce başlatılan, evet, bir projedir. Hakkını teslim etmemiz lazım. Eski bakanımız Fikri Bey'in döneminde başlayan bir projedir ama esas projenin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Yani Cumhurbaşkanımızın bizzat takip ettikleri, bizzat çok önem verdikleri, yani kendilerinin projesidir. Ben görev başladıktan sonra projenin iş modelinde bir değişiklik yaptık. Özel sektör öncülüğünde, devlet desteğinde bir model geliştirdik. Şu anda bunun sonuçlarını da aldık. Biliyorsunuz
şirket ana sözleşmesi ortaklar arasında imzalandı. CEO ataması yapıldı. CEO'yu Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladılar. Mehmet Gürcan Karakaş. CEO inşallah çok yakın bir gelecekte görevinin başında olacak. Eylül itibariyle başlayacak. İyi bir ekip. Daha önce olmasını arzu ediyoruz. Evet. Kendisiyle görüşüp bunu daha önce çekme yoluna bakacağız. Şimdi tabii tasarım süreci başladı. Bir teknik ve mali analiz çalışması yaptık. Bu çalışma tamamlandı. Projenin temel parametreleri ortaya çıktı. Örneğin 3.2 milyar avroluk bir yatırım yapacağız. 200 bin araç üretim kapasitesine ulaşacak bir tesis kuracağız. Yani yılda 200 bin araç üretecek. 200 bine yakın araç üretecek bir tesis olacak üretim kapasitesi. Yine bu projede 5 model araç olacak. Araç başından beri düşündüğümüz elektrikli araç olacak. Ve yine yaklaşık uzun vadede 50 milyar avroluk gayri safi milli hasılaya katkı sağlayacak olan bir proje. Ve yine bu projede doğrudan 4000 dolaylıyla birlikte 20 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Teknolojinin son ürünü bir proje olacak. Akıllı sürüş sistemleri olacak. Batarya elektrikli bir proje olacak. Dolayısıyla aslında bu proje Türkiye'deki teknolojik sıçramanın, teknolojik atılımın öncü projelerinden birisi olacak. Yani 5 model derken efendim kaport olarak mı söylüyorsunuz ya elektrikli, dizel, benzinli? Hayır. Hepsi elektrikli. Konfigürasyon olarak yani hatchback, sedan, hafif ticari gibi. O aşamalarda olacak. Evet. Peki efendim? Orta üst sınıfa hitap edeceğiz. Yani orta üst sınıfa hitap eden bir otomobil olacak. Ne çok lüks ne çok alt gruba hitap edecek. Biz daha çok B ve C segmentinde bir araç düşünüyoruz. Yani orta sınıftaki insanların da rahatça alabileceği, ulaşabileceği bir... Emsallerinden daha ucuz olacak. En az %5 daha ucuz olmasını hedefliyoruz emsallerinden. Emsallerinden daha kaliteli bir araç yapmayı hedefliyoruz. Emsallerinden %5 daha ucuz olabilmesi için efendim KDV, ÖTV oranında bir aşağı çekme mi uygulayacaksınız? Yoksa maliyetlerin düşük olacağını hesaplayarak mı böyle bir öngörde bulunuyorsunuz? Zamanı geldiğinde bunlar açıklanacak ama biz öncelikle maliyetleri aşağı çekmek isteriz. Yani düşük maliyetle üretim yapmak isteriz. Ki rekabet gücümüz yüksek olsun. Bu vergisel konular aracın piyasaya çıkma zamanı geldiğinde Maliye Bakanlığımızla oturup konuşacağımız konular ama şundan emin olun. Bizim aracımız emsallerinden B ve C segmentindeki araçlardan daha ucuz olacak. En az %5 ucuz olacak ve daha kaliteli olacak. Efendim yerli otomobilin fabrikasının kurulması için birçok ilden talep var. Çok. 22 ilden talep var. Peki hangi il öne çıkıyor? Ya şimdi bunu yeni bir CEO'muz var. Ortak girişim grubu var. Yatırımcılarımız var. Yeni CEO'muz ve ortak girişim grubu bunu maliyet etkinlik yönüyle değerlendirecekler. Bize alternatif sunacaklar. Müşterekken buna karar vereceğiz. Bu devletin tek başına vereceği bir karar değil. Fizibilitesini yapacağız. Analizlerini yapacağız. Ve bu fizibilite sonuçlarına göre oturup müşterekken bir karar vereceğiz. Şu anda yeri belli değil. Ve belirlemek için de gelecek yıl 2019. 2019'da prototip ortaya çıkıyor değil mi efendim? Evet. Amacımız 2019'da prototipi ortaya çıkartmak, 2021'de de satışa sunmak. Yani seri üretim ve satışa sunulması 2021. Yani milli 21. otomobil, yerli otomobil 2021 yılında yollarda olacak. Olacak ve birinci müşterisi Sayın Cumhurbaşkanımız olacak. Evet, onu da söylemişti. Bir numaralı müşterisi Sayın Cumhurbaşkanımız olacaklar. Efendim, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İnce'nin bir açıklaması oldu. Evet. Yerli otomobil çalışmasının gereksiz olduğunu, AK Parti iktidarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 yıl geriden geldiğini söyledi. Ve kendisi Cumhurbaşkanı seçilirse projeyi rafa kaldıracağını söyledi. Onlar kaportayı yapar, ben beyni yapacağım dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamayı? Ya Cumhurbaşkanı adayı Sayın İnce, Muharrem Bey, öğretmen kökenli ama dersine çalışmıyor. Yani dersine çalışmadan konuşuyor. Bir defa biz, bakın, akıllı sürüş sistemleri ve elektrikli bir otomobil
yapıyoruz. Yapmak için gayret sarf ediyoruz. Bu 30 yıl öncesinin teknolojisi değil, bu 30 yıl sonrasının teknolojisidir. İkincisi, yerli marka otomobil Türkiye'nin bir teknoloji dönüşüm projesidir. Dolayısıyla Muharrem Bey hem dersine çalışmıyor hem de sormuyor. Hani sorsa, bize sorsa nasıl bir şey yapıyorsunuz ya da hani bize güvenmiyorsa, bize inanmıyorsa, 5 ana yüklenici adayı var. Onlardan herhangi birine sorsa bunun bir kaporta işi olmadığını, bunun %70'lere varan oranlarda bir elektronik donanım ve yazılım ürünü olduğunu bilir. Bakın, 5 ana yüklenici adayı var. Bunlar Türkiye'nin öncü şirketleri. İhracat yapan, dünyayı tanıyan şirketler. Düşünebiliyor musunuz? Bu şirketler 30 yıl gerisinin aracını yaparlar mı? Yani 30 yıl gerisinin aracını yaptığımızda bu aracı biz satabilir miyiz? Mümkün değil. Yani Muharrem Bey yani karından konuşuyor, kusura bakmasın. Yani okumuyor, sormuyor, incelemiyor. Efendim, ikinci Antarktika Bilim Heyeti seferini tamamladı. Evet. Türkiye evet. Antarktika'ya üs kuruyor. Evet. Gelinen aşama nedir efendim? Dün o bilim insanlarını da kabul ettiniz, onlarla görüştünüz. Şimdi biliyorsunuz hep güvenlik konuları görüşülüyor, konuşuluyor. Elbette son derece önemli. Ama sadece Türkiye güvenlik konusunda operasyonlar yürütmüyor. İşte Afrin'de, Cerablus'ta yürüttüğümüz operasyonlar var. Türkiye sadece kendi güvenliğini sağlama noktasında operasyonlar yürütmüyor. Türkiye aynı zamanda dünyanın bir başka ucunda 15 bin kilometre mesafede bir başka operasyon daha yürütüyor. Sessiz sedasız. Bakın, arkadaşlarımızı Mart'ta gönderdik. Yaklaşık 30 kişilik bir heyeti gönderdik. Antarktika'da 2. Antarktika Ulusal Bilim Seferi'ni gerçekleştirdik. 15 bin kilometre mesafede yaklaşık 23 ton lojistik malzemeyle gitti arkadaşlarımız. Ve gayet başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Ve Türkiye'nin Antarktika'da üs kuracağı bölgeyi kesinleştirdik aşağı yukarı. Seyircilerimizin de daha iyi anlaması açısından evet. Efendim. Antarktika'ya Türkiye üs kurunca o üs ne işe yarayacak? Yani Türkiye açısından ne anlam ifade ediyor? Hem bakın, de dünya açısından. Türkiye küresel bir oyuncu oldu. Bizim dönemimizde artık Türkiye küresel bir oyuncu oldu. Dünyanın muhtelif bölgelerinde meydana gelen sorunlarda, çalışmalarda Türkiye aktif rol oynuyor. Antarktika kıtası üzerinde söz sahibi 29 ülke var. Bunlara danışman ülkeler diyoruz. Danışman ülke statüsündeki ülkeler diyoruz. Bir de gözlemci ülkeler var. Türkiye 24 gözlemci ülkeden birisi. 29 ülkede danışman ülke statüsünde. Biz danışman ülke statüsüne geçmek istiyoruz. Bu gayretlerimizin ana amacı Türkiye'nin danışman ülke statüsüne geçmesidir. Bakın, bunun için birkaç şart var. Bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunlardan birisi danışman ülke statüsüne geçecek olan ülkelerin bir ulusal kutup araştırmaları programının olması. Ulusal kutup araştırmaları bilim programının olması. Bu programı geçen sene hazırladık, onayladık. Şu anda uygulamada. İkincisi, Antarktika'ya 3 sefer ulusal sefer gerçekleştirilmesi. Şartlardan birisi bu. Birisini geçen sene, bir diğerini, ikincisini bu sene gerçekleştirdik. İnşallah üçüncünün hazırlıklarına başladık. Üçüncü seferi de gelecek sene başında gerçekleştireceğiz. 3 sefer gerçekleştirmiş olacağız. Bir diğeri, Antarktika Anlaşması'nın onaylanması. Bunu da 2017 yılında mecliste onayladık. Türkiye şartları yerine getirme süreci de şu anda. Bu şartları yerine getirdiğimizde 2019'da Antarktika kıtası üzerinde söz sahibi ülkeler olan 29 danışman ülkeden birisi olmak için başvurumuzu yapacağız. Ve yine inşallah gelecek yıl üssümüzü kuracağız. Orada bir bilim üssümüz olacak. Mesela geçen sene giden heyetimiz
araştırmalarını yaptı ama gemide kaldılar, konakladılar. Bu sene giden heyetimiz kısmen gemide, kısmen karada çadır kurarak konakladılar. Gelecek yıl gittiğimizde inşallah oraya bilim üssümüzü kuracağız. Kendi üssümüzde konaklayacağız. Evet, inşallah bir an önce tamamlanır. Çok güzel bir proje. Bakın bu proje Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yürüyor. Zaten bize de Cumhurbaşkanlığımızdan gönderildi bu proje çalışın diye. Biz 2 yıldır bu projeye çalışıyoruz. Çok güzel sonuçlar elde ettik. Efendim TÜBİTAK, Türkiye'nin göz bebeği kurumlarından bir tanesi. Amiral gemisi. Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik araştırmadaki amiral gemisidir TÜBİTAK. Terör örgütü FETÖ birçok kurumu ele geçirdiği gibi bu TÜBİTAK'ı da ele geçirmişti. Siz orada çok büyük bir temizlik çalışması başlattınız. Büyük oranda temizlendi diye biliyoruz. Son durum nedir? FETÖ terör örgütü mensupları temizlendikten sonra nasıl bir yapılandırmaya gidildi ve şu anki TÜBİTAK'ın faaliyetleri nasıl gidiyor efendim? Bakın bu 17-25 Aralık sürecinden ve 15 Temmuz'dan sonra yoğun olarak 2000'den fazla kişinin işine son verdik TÜBİTAK'ta. Hepsi de önemli kritik görevlerdeydi. Yani daha var mıdır, çok gizli midir? Takipteyiz, takip ediyoruz ama önemli oranda bu temizliği yaptık. TÜBİTAK'a yeni bir başkan atadık. Yeni başkanımız çok gayretli, çalışkan, bilimsel açıdan son derece donanımlı bir arkadaşımız. İnşallah yeni başkanımızla birlikte yeni bir TÜBİTAK göreceğiz. TÜBİTAK Türkiye'deki özellikle endüstriyel araştırmalarda, endüstriyel doktora çalışmalarında faaliyet gösterecek olan kişileri, kuruluşları bundan sonra daha çok destekleyecek. Yani biz daha çok endüstriyel araştırmaya, endüstriyel doktoraya bundan sonraki süreçte ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Efendim bakanlığınız savunma sanayi projelerine de çok büyük destek veriyor. Şu anda yine bunu TÜBİTAK eliyle yapıyoruz. Evet. Şu anda savunma sanayinde kullanılan, özellikle operasyonlarda kullanılan birçok projeye TÜBİTAK eliyle özellikle destek veriyorsunuz. Gelinen nokta konusunda bilgi alabilir miyiz efendim? Şu anda sahada birebir kullandığımız, kullanılan askerimizin, polisimizin, jandarmamızın kullandığı özellikle savunma araçları konusunda hangi destekleri verdiniz? Yeni dev projelerde var mı? Yani bizim çalışmalarımız TÜBİTAK bünyesindeki enstitülerde yürüyen çalışmalar. Bunlar daha çok elektronik harp, güdüm ve kontrol, uzun menzilli seyri füzesi gibi konulara yoğunlaşmış durumda. Biz tabii Türkiye'nin kendi teknolojisini üretmesini, IP haklarına kendisinin sahip olduğu bir teknoloji geliştirme gayretine destek vermek istiyoruz. Esas bu işlerin yürütüldüğü yer savunma sanayi müsteşarlığımız. Biz daha çok araştırma, geliştirme konusunda destek veriyoruz ve memnuniyetle ifade edeyim, yaptığımız çalışmalar, ortaya çıkardığımız ürünler kullanımda, yani fiilen kullanımda. Bir örnek açıklamak isterim. Örneğin en son yürütülen Afrin harekatında kullandığımız mühimmatın %90'ı, %96'sı yerlidir. Türkiye'nin kendi tasarımıdır. Türkiye dışa bağımlılıktan kurtuluyor. Çünkü Türkiye'ye bazı silahları istiyoruz Amerika'dan ya da bazı Avrupa ülkelerinden bize vermiyorlar. Şimdi onda tabii hem Amerika'nın hem Avrupa'nın stratejik ortaklıkla, müttefiklikle bağdaşmayan bir takım şeyleri var, yaklaşımları var. Engelleme, geciktirme, uzatma gibi yaklaşımları var. Esasen şöyle, yani 2004'ten sonra bir sıçrama yaptı savunma sanayimiz. 2004'ten sonraki bu sıçramada daha çok Türkiye'de Türk sanayicisinin, kendi sanayicilerimizin, kendi araştırmacılarımızın IP hakları bize ait, lisans hakları bize ait ürünler geliştirmesinin önünü açtık. Dolayısıyla bu sürece biz de TÜBİTAK ile, TÜBİTAK enstitüleriyle destek veriyoruz. Ve yine startuplar ve KOBİ'ler kapsamında da COSGAP desteklerimizde daha çok teknoloji yoğun ürünlere odakladık. Efendim bu savunma sanayine destek kapsamında da
robot asker gündemde. Daha doğrusu şöyle, onun başlangıcı olarak bir insansı robot yapılması ilk olarak gündemde. O gelinen çalışmalarda aşama nedir efendim? Robot asker kısmı biraz müsteşarlığın görev alanına giriyor. Ama sizinle ilk defa burada paylaşayım. TÜBİTAK bünyesinde bir insansı robot yapma çalışması başladık. Yeni başkanımızla birlikte buna başladık. Bunu sizinle paylaşmak isterim. Yani ilk kez TGRT haber ekranlarında şu anda açıklıyorsunuz. Evet, evet. TÜBİTAK insansı robot çalışmasına başladı. Evet, evet. Nasıl bir robot olacak efendim? Hani Asimo'yu biliyoruz ama. Asimo'dan daha iyi bir robot olacak. Buradaki amacımız şu, teknoloji kazanımını, teknoloji gösteriminden ziyade teknoloji kazanımında bir birikim sağlamak. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde insansı robotlar vardır. Bunlar hem teknoloji gösterimi maksadıyla yapılırlar, hem de teknoloji kazanımını derinleştirmek, yaymak maksadıyla yapılırlar. Biz de Türkiye'de ilk defa bir insansı robot çalışmasını TÜBİTAK bünyesinde başlattık. Asimo'dan daha iyi olacak dedi. Daha iyi olacak. Peki var mı ipuçları efendim? Hareket kabiliyeti, yeni başladık. Bunu organik düşünce yapısı, yani sanal düşünce yapısı, komutları algılayabilmesi. Bakın, Dijital Türkiye vakti diye bir söylemimiz oldu seçim beyannamesinde. Biz bunun gereğini yapıyoruz. Dijital Türkiye vakti diye. Bakın, bunun güzel bir kitapçıkta topladık düşüncelerimizi. Dijital Türkiye vakti diye. Bunun içerisinde dijital teknolojiler, özellikle yapay zeka, otonom sistemler, robotlar, bunlar dijitalleşmenin, sanayimizin dijitalleşmesinin öncü projeleri olacak. İnsansız robotu da bunların içerisinde zikredebiliriz. Tarih var mı efendim? Yani çalışma yeni başladık. Bunun süreci sizlerle paylaşacağım. Evet. Yeni başladık. Efendim, Ar-Ge faaliyetlerine, araştırma geliştirme faaliyetlerine de çok büyük önem veriyorsunuz. 900 merkez bildiğimiz kadarıyla hayata geçirildi. Evet. Oradaki son durum nedir? Bakın, son 2 yılda, yani 2016'nın ikinci yarısı ve 2018 kadar olan dönemde, bakın şu anda 900 her gün artıyor sayısı, 906 Ar-Ge merkezimiz var. Bunu bine tamamlayacağız. Bakın, bunun 2 yıl önce bu sayı 249'du. Yani son 2 yılda 249'dan 906'ya çıkardık. Ciddi bir sıçrama oldu Ar-Ge merkezlerinde. Bunu da şöyle yaptık. Ar-Ge merkezi açmak için gerekli şartları kolaylaştırdık. Yani şirketlerimizin Ar-Ge merkezi açmalarını, Efendim, canlı yayındayız. Devam edeceğiz. Tabii açık alanda yaptığımız için efendim, tabii seçmen de sizi seviyor. Düzce'de sürekli, evet, sahada gördüğü için bu tür canlı yayınlarda bu tür şeyler de olabilir. Lütfen devam edin. Sorun değil. Şirketlerimizin Ar-Ge merkezi açmalarını teşvik ettik. Dolayısıyla son 2 yılda ciddi bir sıçrama oldu. Bunu yapacağız çünkü biz sanayimizin yüksek teknolojiye geçmesini istiyoruz. Yani sanayide yüksek teknolojiye geçiş programımızın ana unsurlarından birisi de Ar-Ge merkezleridir. Bakın, tasarım merkezleri. Bundan 2 yıl önce Türkiye'deki tasarım merkezi sayısı 6'ydı. Bugün tasarım merkezi sayısı 216. Dolayısıyla ciddi bir sıçrama yaptık. Buradaki maksadımız sanayimizin yüksek teknolojiye geçmesi ve yüksek teknolojili ürünlerin sanayimiz içerisindeki payının %3.8'lerden %15'e, %20'ye çıkartmak. Efendim, endüstri 4 dönem başladı. Özellikle yerli ürünleri teşvik etmek, katma değeri yüksek ürünleri teşvik etmek amacıyla hangi projeleri yürütüyorsunuz? Şimdi biz ona Türkiye'nin sanayi devrimi adını verdik. Yeni de yol haritamızı belirledik. Bunu bir kitap olarak da bastırıp bugünlerde paylaşıyoruz. Aslında Türkiye'nin sanayi devrimi, Türkiye'nin kendi şartlarında sanayinin dijitalleşmesi ve belli sektörlere odaklanmasıyla gerçekleştireceği bir program. Birkaç kanaldan çalışıyoruz. Birincisi, belli sektörlere odaklanıp bu sektörlerde sanayimize bir sıçrama yaptırtmak istiyoruz. İkincisi, sanayimizin dijital teknolojileri özümsemesi ve dijital üretime
geçmesi. Bu şekilde üretim maliyetleri azalacak, rekabet gücümüz artacak, ihracatımız artacak, imalat sanayimizin gayri safi milli hasıla içerisindeki payı artacak. Peki bu kapsamda yüksek teknolojiye geçiş çalışmaları ne aşamada efendim? Bunların hepsi birbiriyle zaten bağlantılı. Öyle bir program da yürütüyorsunuz sonuçta. Şimdi bu sene Şubat ayından itibaren 9 sektörde sanayi zirveleri planladık. Buradaki amacımız şuydu. Bizim bir programımız var, bir projeksiyonumuz var. Bu projeksiyonumuzu belli sektörlerde o sektör temsilcileriyle paylaşalım. Onlardan bildirim alalım, onların geri besleme alalım. Onların görüşleriyle birlikte görüşlerimizi güncelleyelim ve hükümet tarafında tedbir alalım. Şimdi yaklaşık 15 Şubat'tı, bu sene 15 Şubat'tı. 15 Şubat'tan Mayıs ayına kadar 9 sanayi sektöründe toplantılar yaptık. İzmir'den Hatay'a, İstanbul'dan Adana'ya kadar. Bu toplantılarda arkadaşlarımızın görüşlerini aldık. Kendi düşüncemi güncelledik ve bunları da bir kitap halinde yayınladık. Bu tabi sanayide yüksek teknolojiye geçiş programı. Şubat'ta Mayıs arasında yaptığımız çalışmalar. Bunun uygulamasını da, ilk uygulamasını da IT sektöründe yapıyoruz. IT'de özellikle bu 5G teknolojilerinde TÜBİTAK kaynaklarından 2019 yılı için 253 milyon lira bir kaynak ayırdık. Yaklaşık 16 üretici şirket 5G teknolojilerine uyumlu, 5G teknolojilerini içeren çalışmalar yapacaklar. Ortaya çıkaracakları ürünleri de GSM operatörü satın alacaklar. Yani şeye başladık, programa başladık, bir kaynak ayırdık, şu anda yürüyor. Benzer şekilde KOSGEB'in de bir takım kaynaklarını yine yüksek teknoloji üreten KOBİ'lere tahsis ediyoruz. Efendim, yeni nesil organize sanayi bölgeleri kurma çalışmalarınız da devam ediyor. Şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla 300 OSB'ye 311 teknik kolej projesini hayata geçirdiniz. Yani hayata geçti mi proje? Ya şimdi muhalefetin söylemine baktığımızda, yani çünkü yine CHP'nin Sayın, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bir vaadi var. Biz şimdi dedi, hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Muharrem İnce işte diyor ki biz diyor sanayiye gidiyoruz. Orada bizden ara eleman ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. Biz diyor teknik liseler kuracağız vesaire. Biz başladık, kuruyoruz. Geçen sene 5 ilde teknik kolej kurduk. Bu sene 10 ilde teknik kolej kuruyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte 300 organize sanayi bölgesi içerisinde 300 teknik kolejimiz olacak. Bunlar çok nitelikli personel yetiştiren, eleman yetiştiren kolejler olacak. Bir yıl yabancıda eğitim alacaklar. Kalan 4 yılı hem iş eğitimi, fabrikalarda eğitim, hem de teorik eğitim görecekler. Yani biz başladık, kuruyoruz. Haberleri yok. Efendim, model fabrikalar projesi de bir yandan devam ediyor Ankara ve Bursa'da. Ankara ve Bursa'da başlamıştınız. Başka hangi illerde kurulacak efendim? Bu model fabrikalar ne getirecek? Şimdi bu sanayinin dijital dönüşüm yol haritası belli olduktan sonra bu proje kapsamında da dijital dönüşüm merkezleri kuracağız. Yaklaşık 10 ilde kuracağız. Bu model fabrikalarla dijital dönüşüm merkezlerini birbirine entegre kuracağız. Birisinde verimliliği artırma hedef, model fabrikalarda, dijital dönüşüm merkezlerinde sanayimizin dijitalleşmesinin öncelikli. Dolayısıyla verimliliğin artması, sanayimizin dijitalleşmesini müştereken ele alacağız ve model fabrikalara ilaveten dijital dönüşüm merkezleri kuracağız. Bunların ilkini Kocaeli'de kuracağız. Bilişim Vadisi'nde kuracağız. Dijital dönüşüm merkezlerinden ilkini. Türkiye'nin sanayi devrimi, Türkiye'nin Dijital Türkiye programına ilişkinde pilot il olarak Gaziantep'i seçtik. İnşallah Gaziantep'te güçlü bir sanayi var. Gaziantep Türkiye'nin
sanayi devriminin pilot illerinden birisi olacak. Efendim pek çok üniversiteye de teknoparklar kurdunuz. Evet. Bu teknoparklar nasıl bir katkı sağladı? Bakın 2002'de biz göreve geldiğimizde Türkiye'de 5 adet teknopark vardı. Bunlardan sadece ikisi faaldi. Yani 2 teknopark faaldi. Şu anda Türkiye'de 77 teknopark var. 6 teknoparkta Bakanlar Kurulu'nda imza aşamasında, kurulma aşamasında, yani sayı 83 olacak. Bu 77 teknoparktan 56'sında üretim var. Şu anda üretim var. Bakın mukayese edersek 5 teknoparktan 77 teknoparka, 2 faal teknoparktan 56 faal teknoparka. 56'sında da üretim var şu anda. 56'sında üretim var. Ne tür bir üretim var efendim? Açabilir miyiz? Şimdi yazılım ağırlıklı faaliyetler var. Donanım ağırlıklı faaliyetler var. Bunlar daha çok şirketlerin teknopark merkezine kurdukları ARGE merkezleriyle üniversitedeki hocalarımızın, bilim adamlarımızın kurduğu startup şirketlerden oluşuyor. Bir ekosistem içerisinde karşılıklı bir etkileşim söz konusu ve teknoparklar aynı zamanda Türkiye'nin sanayide yüksek teknolojiye geçiş programının da ana dinamiklerini oluşturacaklar, oluşturuyorlar. Efendim bakanlığınız döneminde KOBİ ve girişimcilere çok büyük destekler verdiniz. Evet, destekliyoruz. O desteklerde gelinen son aşama nedir? Ya bir de verdiğiniz destekler nasıl yansıdı? Şimdi startupları KOSGEB kanalı destekliyoruz. KOSGEB'in çok geniş bir yelpazede destek programları var. Özellikle girişimcileri, startupları KOSGEB kanalı destekliyoruz. Diğer taraftan teknoloji araştırma geliştirme ve teknoloji yoğun projelerde TÜBİTAK'tan destekliyoruz. TEDEP desteklerimiz var. Onlara destekliyoruz. Hem TÜBİTAK hem KOSGEB Türkiye'deki startupların, Türkiye'deki girişimcilerin, Türkiye'deki KOBİ'leri desteklediğimiz bakanlığımızın ilgili iki ana kurumu. Efendim bir yandan da uydu çalışmaları, uzayda da söz sahibi olabilmemiz için çalışmalar devam ediyor. Göktürk 6A uydusu ne zaman hizmete girecek? Şimdi tasarım ve üretim faaliyetlerinin yaklaşık %50'si tamamlandı. Kalan %50'sini 2018, 2019 ve 20'de tamamlayacağız. 2021'de TürkSat 6A inşallah uzayda olacak. Çalışmalar kesintisiz ve iyi devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulması da söz konusu. Evet. Evet. Türkiye hani hep filmlerde görürüz ya da bilimsel makalelerde okuruz, gıpta da ederiz. NASA gibi uzayda nasıl, ne zaman söz sahibi olacak ya da benzer tarzda çalışmaları ne zaman yürütecek efendim? Şimdi şöyle, uzayın sağladığı imkanlar var. Bütün milletlere, ülkelere sağladığı imkanlar var. Uzayın sağladığı imkanlardan daha fazla istifade etmek istiyor Türkiye. Ve bu faaliyetleri de düzenli bir çatı altında yürütmemiz gerekiyor. Türkiye Uzay Ajansı aynen Japon Uzay Ajansı JAXA gibi, Avrupa'daki benzerleri gibi bir uzay ajansı olacak. İnşallah yeni sistemde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kararnameleriyle Türkiye Uzay Ajansı'nı kuracağız. Efendim birçok proje de yine hayata geçirilecek. Hemen birçok başlık olduğu için notlarımdan da faydalanayım. Evet. Milli Teknoloji Hamlesi, İstanbul'a Tasarım Vadisi, ürün yerleştirme programı, İzmir'e Teknoloji Üssü. Bu projeler ne zaman hayata geçirilecek? Bakın bunları bir toplarsak hepsini, biz şöyle düşünüyoruz. Türkiye'nin bir sıçrama yapması lazım. Ülkemizin bir sıçrama yapması lazım. Türkiye'nin cari açığı var. Türkiye'nin dış ticaret açığı var. Türkiye'nin sıçrama yapması için, Türkiye'nin cari açıklarını kapatması için tek enstrüman Türkiye'nin teknoloji üreten bir ülke olması. Teknolojiyi dışarıdan aldığımız için milli gelirimiz de oralara akıyor değil mi efendim? Evet. Türkiye ne zaman teknoloji üretir, üretir ise ve bu teknolojiyi ticaretleştirip ürüne dönüştürüp satabilirse Türkiye'nin ne dış ticaret açığı kalır, Türkiye'nin ne cari açığı kalır diye düşünüyoruz. Bu çerçevede baktığımızda biz Türkiye'nin tek açığı var. Bu açık teknoloji açığıdır. Türkiye'nin teknoloji açığını kapatması için teknolojide ve sanayide ciddi bir açılım yapması gerekir diye inanıyoruz. Son 1,5 yıldır da
güzel bir program hazırladık. Buna teknoloji ve sanayide atılım programı adını verdik. Kısa adı da MİLAT. MİLAT 2018. Bunu da ilk defa sizinle burada paylaşıyoruz. Yani projenin ismi? MİLAT 2018. Yani Türkiye'nin sanayide ve teknolojide atılımı. Sanayide ve teknolojide atılım programı. Milli MİLAT teknolojide 2018. ve sanayide milli atılım programı. MİLAT 2018. Buna adını verdik. Bu programın alt unsurları var. Alt bileşenleri var. Dijitalleşmeden odak sektörlere, yüksek teknolojiye geçiş programına kadar. Bakın, Cumhuriyet döneminde aslında Türkiye belli dönemlerde hamleler yaptı. İlk dönem işte İzmir İktisat Kongresi'nden sonraki yapılanmada Etibank, Sümerbank gibi kuruluşların kurulması, bunlar bir dönemi oluşturuyor. Bilahare savunma ağırlıklı 1970'lerden sonra işte Aselsan'ın kurulması, savunma sanayi müsteşarlığının kurulması bir atılım dönemidir. Ama bu konu bizim için son derece hayati, Türkiye için son derece hayati ve biz Türkiye'nin Türkiye sıçrama yaptıracak bir teknoloji hamlesini, bir sanayi atılımını gerçekleştirmek için sistematik bir yaklaşım belirledik. Bunu da son 1,5 yılda yaptık. Şu anda programımız belli. Bu programı uyguluyoruz. Efendim, bir de Koster filosunun yenilenmesi projeniz vardı. Son derece önemli. Bunu ifade edeyim. Yani Koster filosu Türkiye'nin bildiğim kadarıyla bayağı bir eskide ve yıprandı, değil mi? Efendim, Türkiye'de Türk sahipli 796 adet Koster var. Yani 800 Koster var. Koster'i açıklama getireyim. 12 bin deadweight tona kadar kuru ve sıvı yük taşıyan gemilere Koster diyoruz. Türkiye'nin Koster filosu, yani Türk sahipli Koster filosunun yaş ortalaması 26 yaşlı. Bunları biz yenilemek istiyoruz. Bunun için güzel bir çalışma yaptık. Bir şirket kuruyoruz. Buradan yine sizinle ilk defa paylaşım. Sayın Başbakanımızın katılımlarıyla Ulaştırma Bakanımız, Ekonomi Bakanımız ve ben katılacağım. Başbakanımızın katılımlarıyla 11 Haziran Pazartesi günü saat 1.30'da İstanbul'da sözleşmesini imzalayacağız. İlk aşamada 20 Koster. 12 Haziran Salı mı efendim, 11 Haziran? 11 Haziran. 11 Haziran. 11 Haziran Pazartesi günü saat 1.30'da İstanbul'da sözleşmesini imzalayacağız. Çok güzel bir proje. Bakın, yani anlatmak isterim ama kısaca anlatayım. Sonuçta ne olacak? Yani bu projeyi biz yaparsak ne olacak? Bunun çıktısı ne olacak? Onu söyleyeyim. Bir, yük taşımacılığında Karadeniz ve Akdeniz Türk Gölü haline gelecek. İkincisi, şu anda çok düşük kapasiteyle çalışan tersanelerimize iş sağlayacağız. 15 yıl süreyle tersanelerimiz full kapasite adeta çalışacaklar. Üçüncü çıktısı, gemi inşa yan sanayimizi geliştireceğiz. Bizim bir gemi inşa sanayimiz var ama yan sanayiye gittiğimizde biraz yurt dışına tabii gitmek zorunda kalıyoruz. Gemi inşa yan sanayimiz gelişecek. Tersanelerimize 15 yıl süreyle iş ve istihdam sağlayacağız. Burada yaklaşık 30 bin kişi çalışacak. Çok büyük bir rakam. Ve Akdeniz ve Karadeniz adeta Türk Gölü haline gelecek. Sadece burada kalmayacağız. Bu projeyle ihracat da yapacağız. Ne kadar Türkiye'de iş yapıyorsak en az o kadar da ihracat yapacağız. Çok muhteşem bir proje. İnşallah o da bir an önce hayata geçer. Efendim, son İnşallah. Bir dakikaya girdik. Son mesajlarınızı alabilelim. Türkiye alalım. Türkiye adım adım seçime gidiyor. Seçime yönelik son mesajlarınızı alırsak. Şimdi bu seçimde iki taraf var. Bir Cumhur İttifakı ve de birbirine benzemeyen 5 yapının bir araya geldiği karşı ittifak. Bakın, biz sevgiyle yaklaşıyoruz. Yapmak üzerine bir strateji kurduk. Karşı taraf nefret söylemi içerisinde ve yıkmak üzerine kurduğu bir yapı var karşıda. Dolayısıyla milletimiz, aziz milletimiz, yapmak isteyenlerle yıkmak isteyenleri 24 Haziran'da bakacak. Yapmak isteyenlerden mi, yıkmak isteyenlerden yana mı tavır göstereceğini 24 Haziran'da göreceğiz. Ama ben eminim ki aziz milletimiz, kendisine sevgiyle yaklaşan, yapmak için gayret gösterenlere devam diyecek. Bu bakımdan hiçbir endişemiz yok. Zaten meydanların
meydanların dili de bize bunu söylüyor. Bakın hangi ile gitsek sadece meydanda değil, yol boyunca vatandaşlarımızdan çok ciddi bir sempati görüyoruz. Aslında ifade ediyor, meydanlar bunu söylüyor. Ben birinci turda biteceğini, bizim partimizin en az 1 Kasım kadar iyi bir sonuç alacağını sizlerle paylaşmak isterim. Efendim yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir sohbet oldu. Bazı bilgileri de ilk TGRT Haber ekranlarında bize paylaştınız, açıkladınız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Sağ olun. Bugün Akçakoca'dayız. Bugün buradayız. Hep beraberiz. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler efendim tekrar. Konuğumuz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Faruk Özlü'ydü. Belirttiğimiz gibi birçok bilgiyi de ilk kez TGRT Haber ekranlarından bizimle paylaştı diyelim. TGRT Haber olarak seçim sürecinde yeni konuklarla seçim atmosferini aktarmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.